Bu bölümümüzde üreme problemlerinden bahsedeceğiz. Süt sığırcılığında üreme hayati önem taşır. Çünkü buzağlama olmazsa süt üretimi de olmaz. Pik üretiminden sonra süt üretimi tedricen düştüğünden üremenin gecikmesi, üretimin de düşmesi demektir. Dolayısıyla buzağlamadan yaklaşık 3 ay sonra yeni bir gebelik sağlamak için elimizden gelen her gayreti göstermeliyiz. Zira ekonomik açıdan en verimli üreme programları hayvandan her sene bir buzağa alınmasını öngörmektedir. Şayet bir süt çiftliğinde üreme problemleri yaşanıyorsa 3 potansiyel sorun kaynağına bakmak gerekir. İlk olarak ineğin doğru zamanda tohumlanabilmesi için kızgınlık tespitine dikkat edilmelidir. İkinci olarak kullanılan semen yani tohumun iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır. Ve üçüncü olarak da ineğin iyi kaliteli bir yumurtaya sahip olup olmadığına bakılmalıdır. İneği gebe bırakmak aslında çok basittir. Tohumu doğru zamanda yumurta ile buluşturabilirseniz gebelik kolayca sağlanır. Demek ki ilk önemli nokta doğru zamanı tespit etmektir. Tohumlama kızgınlık tespitinden 10 ila 12 saat sonra yapılmalıdır. Kızgınlığı tespit etmedeki en önemli nokta hayvanları hem yeterli süreyle hem de doğru zamanda dikkatle izlemektir. Sabah ve akşam yarımşar saat izleme yapmak süre olarak yeterlidir. İzlemenin yapılacağı doğru zaman ise gün doğumu ve gün batımının hemen sonrasıdır. Zira inekler normal olarak bu saatlerde cinsel aktivite gösterir. Sabah ve akşam bu saatlerde hayvanları izlemeye vakit ayırırsak kızgınlıkların %60 ila 80'ini yakalayabiliriz. Ve bu da iyi bir üreme performansı sağlama açısından yeterlidir. İkinci önemli nokta tohum kalitesi ve tohumu yumurta ile buluşturmaktır. Tohum, sıvı azot tankından usulüne uygun ve dikkatli şekilde alınmalı, payetler doğru sıcaklığa getirilmeli ve veteriner tarafından doğru işlemle yumurtanın yakınına ulaştırılmalıdır. Üçüncü önemli husus da iyi kalitede bir yumurtadır. Bu da ineğe bağlıdır. Sağlıklı bir süt ineği normalde iyi bir yumurta üretir. Ama üretimin arttığı ve yem alımının da buna göre düşük kaldığı buzağlama sonrasında ineklerde sıklıkla hastalık görülebilir. Bunlar genellikle güç doğum, sonun atılamaması ve metrit şeklinde problemlerdir. İnek bu hastalıklara yakalanırsa üremesi gecikir ve neticede çiftliğin süt üretimi düşer. Sıklıkla rastlanan diğer bir sorun da ketozisttir. Ketozis genellikle subklinik düzeyde seyrettiği için gözümüze çarpmaz ve bu nedenle teşhis ve tedavi edilemez. Ama inek çok fazla kilo kaybediyor. Kısa sürede çok fazla zayıflıyorsa subklinik ketozis ihtimali çok yüksek demektir. Subklinik ketozisli ineğin yumurtaları düşük kaliteli olacaktır. Yumurtası kalitesiz olan inek de gebe kalamaz. Dolayısıyla buzağlama öncesi ve sonrasında iyi beslenmeye dikkat ederek ketozis problemlerinin önüne geçmek şarttır. Sonuç itibariyle, eğer doğru tohumlama zamanını tespit edebilmişsek, tohuma doğru muamele etmiş ve tohumlama uygulamasını doğru yapmışsak, ineğimizin sağlık durumu da hem üreme organlarının sağlığı hem de subklinik ketozis anlamında iyi ise buzağlamadan yaklaşık 3 ay sonra hayvanımızı tekrar gebe bırakabiliriz. Son olarak, Türkiye'de edindiğim tecrübelere istinaden aşırı protein beslenmesinin döl verimine etkisine de değinmek istiyorum. Aşırı protein beslemesinin döl verimini etkilediği yolunda kanıtlar vardır. Ama buradaki aşırı proteinden kasıt %18 ila 19 ham protein içeren rasyonlardır. Türkiye'de ve Avrupa'nın diğer birçok ülkesindeki tecrübelerime göre bu düzeylerde proteine zaten pek rastlanmıyor. Zira protein pahalıdır. Aşırı protein vermek döl verimini bozabilir ama biz bu kritik düzeylerde değiliz. Protein aşırılığı bizim için bir problem değildir. Biz hayvanlarımızın sağlığına, doğru bakım, besleme ve tohumlamaya odaklanmalıyız. Türkiye Yem Sektörü'nün lider ve öncü kuruluşu Abalıoğlu sundu.